Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere sıfır faz ve ileri faz kavramları anlatacağım. Şimdi sıfır faz nedir? Önce sıfır fazdan başlayalım. Sıfır faz sinüzoidal eğri t eşittir sıfır anında sıfır başlangıç noktasından başlayıp maksimum değere gidiyorsa bu sinyal sıfır noktasındadır arkadaşlar. Evet. Benim sinyalime bakacak olursanız 0 e, noktasından t eşittir 0 anında arkadaşlar bakın t eşittir 0 anında v açısal hızıyla dönen bir sinyalim var hangi yönde saat ibresinin ibresi yönünde değil mi arkadaşlar saat pardon saat ibresinin tersi yönünde evet t eşittir 0 anında referans eksenimiz yani bizim x eksenimizle yaptığı açı nedir arkadaşlar 0'dır bakın benim sinyalim şuradan başlıyor şu anda t eşittir, sıfır anda X80 ile yaptığı sinyal nedir? E, açı nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla arkadaşlar bunu vektörle gösterecek olursak sıfır noktasıdır. Burası merkez nokta. Bakın bu şekildedir. Ve bu sinyalin benim sıfır fazlı bir sinyaldir arkadaşlar. Şimdi ileri faz durumuna geçelim. Sevgili arkadaşlar ileri faz durumu ise benim sinüzoidal sinyalim t eşittir 0 anında başlangıç noktasından bir q açısı kadar ya da alfa açısı kadar önce başlayıp pozitif maksimum değere doğru artıyorsa sinyalim ileri fazlıdır. Bakın. Arkadaşlar benim sinyalimin başladığı nokta şu noktadır, tamam mı? Bakın. Pozitif alternansa bakıyorum şu noktadır. E devamı var benim sinyalimin. Benim sinyalimin devamı var. Aslında benim sinyalim şuradan başlamıyor. Mesela bana ostaskopta ben şöyle bir eğri görürsem. Tamam mı? Şöyle bir eğri görürsem. Benim sinyalim aslında buradan başlamıyor arkadaşlar. Benim sinyalim t eşittir 0 anında başlangıç noktasından daha geride başlıyor. Yani şuradan başlıyor benim sinyalim. Ve bunca pozitif değere doğru yükseliyor. Daha sonra negatif alternansa negatif değere doğru ilerleyip periyodik bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla benim bu sinyalim ileri fazlı bir sinyaldir. Bakın dikkat ederseniz vektöre bakacak olursak vektörel bir şekilde bakacak olursak sinyalim şuradan başlamış değil mi? Bakın şuradan başlamış ve arkadaşlar ne kadarlık bir açı yapmış? Alfa kadar bir açı yapmış. Bakın t eşittir 0 anında. Şu kadarlık bir açı yapmış. Dolayısıyla arkadaşlar vektörümün büyüklüğü de zaten şu kadardır ve e, alfa kadar bir e, faz farkı vardır benim x eksenimle sevgili arkadaşlarım. Bakın şöyle yapacak olursam zaten burada alfa kadarlık bir faz farkı vardır. Dolayısıyla benim bu sinyalim arkadaşlar ileri fazlı bir sinyaldir. Peki şöyle bir soru gelebilir. Hocam benim sinyalim şuradan başlasaydı ne olurdu? Bakın şuradan başlasaydı ne olurdu? Bu sefer geri fazlı bir sinyal olur. Bakın devam ettirecek olursak sinyalimizi. Bakın arkadaşlar. Devam ettirecek olursam. Nereden başlamış? Bakın. X eksenimizin alt tarafından başlamış. Dolayısıyla böyle olsaydı benim vektörümün Yönü nasıl olacaktı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Yönü şu şekilde olacaktı. Buraya da alfa derdim yine diyelim. Atıyorum aynı büyüklükteyse hatta şunu biraz şöyle çizelim. Şöyle olsun. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bakın alfa kadarlık yine bir açıyla e, benim referans noktamın alt kısmından başlamış. Dolayısıyla bu nasıl bir fazır? Geri fazır. Zaten bunu bir sonraki derste anlatacağım negatif genlik değerinden başladığı için bu geri fazdır. İleri fazla bakın pozitif genlik değerinden başlamış bizim sinyalimiz arkadaşlar. Onu silelim yine. Bakın pozitif bir genlik değerinden başlamış. Dolayısıyla alfa kadarlık bir açıyla ileri fazlı sinyalimi bu şekilde tanımlayabilirim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu dersimize sıfır faz ve ileri fazı anlattım. Bir sonraki derste Geri faz ve faz farkını anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.